Aşık Veysel'i bilmez mi insan? İnsan mıdır Mahzuni'yi tanımayan? Ruhi Su'nun gitmiyor sesi kulağımda. Neşet Ertaş'ı tanımayanı saymam adamda. Devlet kadrolarına 10.000 atama yapıldığı bildirildi sayın seyirciler. KPSS sınavından 60 ve üzeri not alanlar arasından 10.000 kişi bugün yeni işlerine başladılar. Allah Allah! Hadi be yalancılar! KPSS'den 90 aldım, ne arayan var ne soran var. KPSS ne demek? Kamu personeli seçme sınavı demek. Yani devlet personele ihtiyacı olduğu zaman bu sınavı açıyor, iyi not alanları da görevlerine yerleştiriyor. İşte ben de o 10.000 kişiden biriyim. Yarın gidip görevime başlayacağım. Mis gibi de iş vallahi. Hadi ya. Vay anasını be. Ya sen 90'ın üzerine mi puan aldın? Ya muhterem ne 90'ı? Ben 50'yi bile zor aldım ya. Allah Allah. Peki seni nasıl işe yerleştirdiler abicim? Ha sen de KPSS'nin ne demek olduğunu bilmeyenlerdensin. Biliyorum abicim. Kamu personelinin seçme sınavı demek. Ne o demek? Bilmiyorsun kazanamamışsın işte. Oradaki K kamu değil. Karıya türban giydirmek demek. İşte bak yengene ben de türbanı giydirdim. K bölümünü geçtim. Sen giydiremedin kaldın. Peki P ne demek? Parti demek. İktidar partisine üye olmak demek. Ben gittim oldum P kısmını atladım sen kaldın. S ne demek? Ne demek? Sakal demek. Sakal bıraktım. Ben o kısmı da geçtim. Peki öteki S ne demek? Secde demek. Secde edeceksin. Parti başkanına secde edeceksin. Parti büyüklerine secde edeceksin. Ben ettim, kazandım. Sen etmedin, kaybettin. Vay anasını be. Demokrasi, vatanseverlik falan gibi kavramların değiştiğini biliyordum da. Lan bu kadarını da tahmin etmiyordum be. Peki abicim bir şey daha soracağım sana. Sizin terminolojinizde ordu ne demek? Onu bilmeyecek ne var muhterem? Karadeniz kıyısında güzel, şirin bir ilimiz demek. Ya bırak Allah aşkına ya. Televizyon seyredelim daha iyi. Haberlerimizi izleyelim.